Eğitimdeki pahalılığı gündeme alacağız. Neden? Çünkü veliler birer birer isyan ediyorlar eğitimdeki pahalılığa. Beşiktaş'ta hatırlayacaksınız, bir veli 5 liralık tişörtü 50 liraya niye satıyorsunuz diye Beşiktaş'ın orta yerinde feryat etmişti. Diğer taraftan bugün velilerin isyan haberlerini gördük medyada. Bu da servislerin pahalılığından ötürü birçok farklı alanda birçok farklı gideri var velilerin ve bunu gerçekten ekonomik kriz koşullarında yetiştiremiyorlar, ödeyemiyorlar. Bir diğer anne de geceleri artık uyku uyuyamıyorum diye sosyal medyada gündem olmuş. Kendisine de destek yağmıştı. Şimdi o anne hattımızda, iki çocuk annesi Ezgi Demir. İki çocuğun velisi kendisi. Ezgi Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, her yerden veliler isyan ediyorlar haklı olarak. Çok ciddi bir pahalılık var. Siz de kalem kalem açıkladınız masrafları, iki çocuğun ne gibi masrafları olduğunu. Neler söyleyeceksiniz eğitimdeki şu andaki pahalılıkla ilgili? Zaten hani geçen yıl verdiğimiz ücretin 4 katını bu sene bizden istedi okul yönetimi. Aslında çok da söyleyecek bir şey yok. Okullara ödenek verilmiyor. Bununla ilgili kesinlikle yani farkındayız bunun. Okullara ödenek gelmediğinin. Bizden Geçen tuvalet yıl 4 katı kağıdına. istedi dediğiniz bu bir kere devlet okulu mu, özel okul mu? Evet, bu bir devlet okulu. Devlet Onu okulu açıklayayım. 4 yıl Evet. fazlasını istedi. İstanbul'un orta sınıf ailelerinin yaşadığı bir devlet okulunda, yani aslında tüm orta sınıf ailelerin yaşadığı devlet okullarında, yaşadığı semtlerin devlet okullarında durum bu. Araştırmalarım yönünde söyleyebilirim. 4 katı, bu etüt parası, yani çalışan annenin vermek zorunda olduğu bir etüt var ilkokullarda. Saat 2.30'da bitiyor normalde okul. Ama çalıştığımız için 2.30'da çocuğumuzu alacak hiç kimsemiz yok. Ve dolayısıyla okulun açtığı etütlere vermek durumundayız çocuklarımıza. Bu da 4 gün. Geçen seneki ücretin 4 katı bu seneki etüt ücretimiz. Bu yüzden bu isyanımı dile getirmek istedim. Sağ olsun bir sürü insan destek çıktı. Ne gibi destekler geldi size? Ne diyor insanlar? Yani aslında her yerde durum aynı. Ben asgari ücretle geçinsem diye bir hesap yapıp bu arada bu tweet'i attım. Asgari ücretle geçinmiyorum. Biraz daha fazlasıyla geçiniyorum. Ama asgari ücretle geçinip bu ücretlerin istendiği veliler yazdı. Bizden de istiyorlar, biz ne yapalım dediler. Tabii bunun yanında mahallemizdeki okula gönderiyoruz, hiç para istemiyorlar diyen veliler yok muydu? Vardı. Evet, para istenmeyen yerler de var. Ama neden ben böyle bir okul tercih ediyorum? Bana yakın, öğretmen seçebiliyorum ve tercihen yani herkes ister çocuğunun bir tık daha değil, iyi bir eğitim almasını, da hiç kimsenin çocuğundan daha fazla eğitim almasını istemiyorum. Herkesin, bütün çocukların parasız, bilimsel, eşit eğitime eşit şekilde ulaşabilmelerini istiyorum tabii ki. Ama derdim iyi bir eğitim almasıydı ve bir devlet okulu tercih etmek zorundaydım. Bu okulu tercih ettim. Peki şimdi şöyle demişsiniz mesela kayıt yaptırırken 1500 TL bağış. Ne için alınıyor bu bağış? Yasal bir şey mi? Öğretmen seçmek için. Öğretmen seçmek için. Evet. 1500 TL sizden para istiyorlar. Yasal mı yani bu mevzuatta vesaire böyle bir şey Hayır, var mı? yani şöyle, zaten bağış dedikleri için, kayıt parası demedikleri için yasal. Bağış ama zorunlu bağış olarak Evet, sizden yani alıyor. öyle öyle deniliyor. Evet, Evet. zorunlu bağış. Zorunlu Kayıt bağış parası olarak değil, alınıyor. zorunlu bağış. Evet. Okula Okul başlarken aile birliği. Zaten müdür kesinlikle hiçbir şekilde ücret telaffuz etmiyor. Biz peki nasıl yapacağız dediğimizde önce bir okul aile birliğini görün diyor. Okul aile birliğinin sizinle konuşacakları var diyor. Oraya yönlendiriyor. Okul aile birliğiyle konuşuyorsunuz. Onlar gerekeni söylüyorlar ne kadar olduğunu. O kadarı yatırıp dekontu götürüp kaydınızı yaptırabiliyorsunuz. evet, müdür istememiş oluyor ama okul aile birliği bu parayı Evet. sizden isteyebilmiş oluyor. Peki Evet. bu kırtasiye başlangıç listesi tutarı 800 TL, bunu da mı okul istiyor? Evet, aynen bunu da okul istiyor. Sağ olsun ikinci sınıfa giden kızımın öğretmeni çok anlayışlı bir öğretmen. Geçen seneden kalan defterlerinizi bile kullanabilirsiniz dedi. Hiç problem yok. Bize de öyle kalem kalem liste vermedi. Onunki o yüzden 300 TL civarı tuttu
kızımınki. Hı hı. İkinci sınıfa gideninki. Ama tabii anaokullarının şeyleri daha fazla oluyor giderleri. Çünkü işte kesme, boyama, hamur, türlü çeşit boya vesaire kullanıyorlar. Hı hı. Bunlar için verdikleri listenin fiyatı, yani bu arada bunların içine işte tuvalet kağıdı, sabun, kağıt havlu, kolonya, ıslak mendil. Ama böyle 32'li 32'li mesela. 2,5 litre sabun gibi böyle. Bunları istiyorlar. O listede 800 lira gibi bir meblağ tutuyor. Peki şunu soracağım. Siz geceleri uyku uyuyamıyorum dediniz. Evet. Sizi bu uyutmayan giderler nelerdir? Bir özetleyebilir misiniz sosyal medyada beni anlattığınız gibi? Beni uyutmayan giderler çocuğumun servis parası. Ben alıp bırakamadığım için, çalıştığım için servise vermek zorundayım çocuklarımı. 700 TL servis parası etütten çıkınca artı bir de 200 lira daha bir şey isteyecekler gibi. Evet. Yani 900 lira servis parası. Bunun dışında 251'inin 201'inin yemek parası. Ha, yemeği neden yanında göndermiyorsun? Yemeği yanında gönderemiyorum çünkü her çocuk aynı yerde, aynı şekilde yemekhanede birlikte yemek yiyorlar. Biri okulda, biri sınıfta, biri şeyde yemiyor yemeklerini. Evet. Onun dışında etüt parası. Ayda 400 TL gibi ikisine bir etüt parası düşen, 400-400 gibi düşünün. Hı hı. 800 TL bir etüt parası ekleniyor bu saydığım giderlerin üstüne. Evet. Bunun dışında artı bir de okul için bu sene anaokulu için 1800 lira. İlkokullar için 600 lira bir şey istediler. Geçen sene kayıt yaptırırken bağış daha bir şey istemeyeceğiz demişlerdi. Önce bağış ödeyin, daha bir şey istemeyeceğiz demişlerdi. Ama bu sene katkı payı istediklerini beyan ettiler. Bağış var, katkı payı var, kırtasiye başlangıç listesi tutarı var. Bayağı bir madde var. Hepsi var. Evet, gece beni uyutmayan şeyler bunlar. Evet, 2400 lira da bu en son saydığınız masraf etti. Yani ilk bu okula girişte bir hayli para tutuyor gerçekten. Tabii bunun içine başka hani çocuğun... Tabii bunun tiyatrosu var. Okula tiyatro geliyor, geziye gidiyorlar. Bir şey geliyor, bir ekstra bir kitap parası bugün söylediler. Mesela 150 TL o geliyor. İşte sınıfın bir şeye eksik alınacak o geliyor. Yani bu bitmiyor bunlarla. Evet. Ve artık biz tükenmiş durumdayız. Gerçekten tükenmiş durumdayız. Sokağa adım atacak durumumuz yok. Cüzdanımızda 5 lira var. Yani ne yapacağız hiç bilmiyorum yani. Evet, bu konuyla ilgili herkes bir çözüm arayışında ama maaşlar belli, zamlar belli, eğitim masrafları belli. Ne yazık ki pek bir çıkış da yok. Bulunamıyor. Evet, doğru. Peki, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Evet, dediğimiz gibi son zamanlarda veliler isyanda çok haklı bir isyan. Cüzdanımızda 5 lirayla dolaşıyoruz diyor. Bunu söyleyen İstanbul'da yaşayan iki çocuk annesi, bir veli. Gerçekten alt alta yazdığımızda çok ciddi bir masrafla karşı karşıya olduğunu görüyoruz velilerin. 2020 lira bir asgari ücret olduğunu düşünürsek çocuklardan çok ilginçtir. Bir devlet okulu için kayıt yaptırırken bağış parası alınıyor. Kırtasiye başlangıç listesi tutarı var ödenmesi gereken. Kitap parası var, katkı payı var, etüt parası var, kırtasiye gideri var, servis parası var. Yani bayağı bir masraf var gerçekten. Çocukların beslenmesi için ayrılacak bütçe var. Bu çocuk hiç mi hasta olmayacak, hiç mi sağlık gideri olmayacak veya kültürel hiçbir harcaması olmayacak mı? Tiyatroya gidemeyecek mi? Film izlemeye gidemeyecek mi? Bütün bunlar söz konusu. Gerçekten bütün velilerin sorunu aynı. Bu yüzden de çok haklı bir isyanları var. Servis paraları yine bunlara da zam geldi. Servis masrafına da zam geldi. Bu tür giderlerle karşı karşıya veliler bir kere okula çocukları göndermek bile bir sorunken biz diğer taraftan eğitimde kaliteyi konuşuyoruz. Daha çocukları veliler okula göndermekte bu kadar zorlanırken eğitimle ilgili kaliteyi nasıl konuşabileceğiz? Bu da ayrı bir
ne yazık ki trajedi şu an buna mevcut iktidarın, hükümetin bir çözüm bulması gerekiyor diye düşünüyorum. Bütün veliler de böyle düşünüyorlar. Ve çok haklı da dile getirdiği bir söylem var Ezgi Hanım'ın. Çocuğunu herkes iyi okula göndermek ister. Elbette böyle. Ama bunun için bile sanki özel okula gönderir gibi işte öğretmen seçmek için para veriyorsunuz. Bunu direkt müdür sizden istemiyor ama işte bir başka okul aile birliği sizden isteyebiliyor. Hani yasal değil ama yarı yasal bir yöntemle sizden bu şekilde paralar alınıyor. Bakalım eğitimdeki masraflarla ilgili velilerin sonu nereye bağlanacak, bir çözüm yetkililer bu konuya bulacaklar mı, merakla takip edeceğiz.